Dünyanın Güneş etrafındaki konumlarından biri şekilde gösterilmiştir. Buna göre Dünya belirtilen konumdayken ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Güneş ışınları B ve D noktalarını daha dar ısıtır. Baktığımız zaman Dünya'nın Güneş'e göre konumu 21 Aralık tarihine aittir. Yani bu tarihte Kuzey Yarımküre'de kış, Güney Yarımküre'de ise yaz mevsim başlangıcıdır. Güneş ışınları B ve D noktalarında daha dar alanı ısıtır çünkü yaz mevsimi yaşanıyor. Güneş ışınları dik bir açıyla gelir ve daha dar alanı ısıtır. O yüzden bu ifademiz doğrudur. 2. A ve B noktalarında güneş ışınlarının geliş açısı daha büyüktür. A ve B noktalarını kıyaslama yaparken biri kuzey kutbunda, diğeri güney kutbundadır. O yüzden geliş açıları daha büyüktür diyemeyiz. İkisini aynı dereceye koyamayız. O yüzden bu ifade yanlıştır. 3. C ve D noktalarında dünya geceyi yaşamaktadır. C ve D noktalarına baktığımız zaman güneşe sırtını dönmüşlerdir. Yani geceyi yaşamaktadır. O yüzden bu ifade de doğrudur. Bu nedenle cevabımız B seçeneği olacaktır. Kaşif olan Kerem birçok ülkeyi gezmek istemektedir. Bu yıl gezeceği ülkeleri seçerken en uzun gündüzün yaşanacağı ülke ve tarihleri seçecektir. Dünya üzerinde bulunan bazı ülkeler KLM harfleriyle gösterilmiştir. Buna göre Kerem'in dünya üzerindeki konumları belirtilen KLM ülkelerine gitmesi gereken tarihler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? En uzun gündüzün yaşandığı tarihleri istiyor. Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüzümüz 21 Haziran tarihinde yaşanıyordu. Güney Yarımküre'de ise en uzun gündüz 21 Aralık tarihinde yaşanıyordu. Kuzey Yarımküre dediğimiz Yengeç dönencesi, Güney Yarımküre dediğimiz de Oğlak dönencesi olduğuna göre yorumlayalım. L noktası olamaz çünkü ekvatorda gece gündüz süresi birbirine eşit olacaktır. Yani ben en uzun gündüzü yaşamak istiyorsam ya 21 Haziran tarihi K noktası için olacak ya da 21 Aralık tarihi M noktası olacak. Şıklara baktığımızda cevabımız C seçeneği olacaktır. Ahmet çalıştığı şirketteki işi dolayısıyla ülkeler arasında sürekli seyahat etmektedir. Ahmet birinci yolculuğunu 20 Aralık'ta Türkiye'den Avustralya'ya yapmıştır. Orada belirli bir süre kaldıktan sonra 20 Mart'ta Brezilya'ya geçmiştir. Ahmet belirtilen yer ve tarihlerde yaşadığı mevsimler aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Türkiye'de 20 Aralık'ta yer alıyor. 20 Aralık'ta Türkiye Kuzey Yarımküre'de yer aldığı için sonbahar mevsiminde. Bir gün sonra yani 21 Aralık'ta kış mevsimine geçecekti. Buradan Avustralya'ya geçiyorum. Avustralya'da 21 Aralık tarihinde Güney Yarımküre'de yaşadığı için yaz mevsimi yaşayacaktır. Buradan 20 Mart'ta Brezilya'ya geçiyorum. 21 Mart Brezilya için sonbahar mevsimi olacaktı. Ama hala ben burada yazı yaşamaya devam ediyorum. Bu nedenle cevabım C seçeneği olacaktır. Dünyanın güneş etrafında dolanması ve eksen eğikliği sonucu mevsimler oluşur. Mevsimlerin başlangıç tarihinden 21 Haziran ve 21 Aralık tarihleri gün dönümü olarak adlandırılır. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ise dünyada gece gündüz eşitliği yani ekinoks yaşanır. Dünya modeli üzerinde gösterilen ok yönünde hareket edildiğinde belirtilen tarihlerde gece gündüz süreleriyle ilgili olarak verilen grafiklerden hangileri doğrudur? Baktığımızda yengeç dönencesi Kuzey yarım kürenin yaz ayı yani 21 Haziran'ı ifade eder. Oğlak dönencesi ise Güney yarım kürenin yaz ayı yani 21 Aralık'ı temsil etmektedir. Ve baktığımızda yengeç dönencesi 21 Aralık'ta gece süresi en fazla olarak göstermiş. Evet, yengeç dönencesinde 21 Aralık kış ayı olduğu için ve en uzun gece olduğu için birinci grafik doğrudur. Diğerine baktığımızda 21 Mart ekinoks tarihidir. Yani gece gündüz eşitliğidir. Ve her iki yarım kürede de
gece gündüz eşitliği yaşandığı için ikincisi de doğrudur. 21 Haziran ise yengeç dönercesinin yaz ayıdır ve yengeç dönercesinde 21 Haziran en uzun gündüzdür. O yüzden 3. grafikte doğrudur. Böylelikle cevap D şıkkıdır. Dünya Güneş etrafında elips şeklinde bir yörüngede dolanır. Dünya Güneş'e yaklaştıkça dolanma hızı artarken Güneş'ten uzaklaştıkça dolanma hızı azalır. Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu tarih 3 Ocak, en uzak olduğu tarih ise 4 Temmuz'dur. Yukarıdaki şekilde Dünya'nın farklı yarım küreleri A, B harfleriyle gösterilmiş ve Güneş'in etrafında dolanırken bulunduğu bazı konumlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Verilenlere göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci ve ikinci konumlar arasında B yarım küresinde yaz yaşanmasının sebebi Dünya'nın Güneş'e yakınlığıdır demiş. Hayır, burada direkt mevsimleri yakınlığa bağladığı için yanlıştır. Üçüncü ve dördüncü konumlar arasında Dünya'nın dolanma hızının yavaşlaması A yarım küresinde daha uzun süre yaz yaşanmasına sebep olur. Evet, doğru bir ifadedir. A yarım küresinde 3 Ocak tarihinde kış mevsimi, 4 Temmuz tarihinde yaz mevsimi yaşanması Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının mevsimler üzerinde etkili olmadığını gösterir. Evet, birincide de bunu söylemiştik. Bu yüzden cevap C şıkkıdır.